İyi akşamlar Gökçe Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yine bir gecedeyiz. Yine Gökçe Bahadır'ın başrolü olduğu bir gecedeyiz. Harika reklam filmlerine bir yenisi eklendi. Yeni bir marka eklendi. Hayırlı olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Evet, Zimiki ile beraber yeni yolculuğumuz başladı. Aslında geç tanıştık bence. Öyle hissettim onları tanıdıktan sonra. Ama iyi ki tanıştık. İyi ki keşfettim. Ben böyle kendim giyip de mutlu olduğum şeyleri de başkalarıyla paylaşmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de bu kadar güzel, maçta bu kadar güzel kalıpları olan bir markayla tanışmış olmak, çalışıyor olmak, bunları temsil ediyor olmak beni mutlu ediyor şu anda. Reklam çekiminde de birçok farklı kıyafetle gördük sizi. Tarzınız nasıl bir tarzı var Gökçe Bahadır'ın? Jimmy ile birlikte nasıl bir tarza bürünecek Gökçe Hanım diye soralım. Aslında şöyle. Öncelikle tabii ki her zaman konforlu. Şık. Bugün gördüğümüz gibi. Genelde özel geceler bazen ama gerçekten çok konforlu bu arada, doğru söylüyorsun. Hani, hele böyle gecelerde de şık olmak da o kadar, hani konforlu olmak çok kolay olmuyor ama mesela şu an içinde bulunmayız da öyle. Zarif ve cesur. Evet, sizin için en önemlisi hangisi peki? Bir seçenek. Zarif mi, cesur mu, rahatlık mı, konfor mu? Değerli misafirler. Yani bir arada olursa tabii ki ama cesur olması hoşuma gidiyor galiba. Evet, 2024 yılı da sizin yılınız oldu diyebiliriz. Bir yeni reklam filmi daha, aynı zamanda birçok dizide de hem dijital hem televizyonda da rol alıyorsunuz. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evlilik yaradı mı? Uğru mu getirdi? Yani bu benim zaten işim. İşim zaten sürekli devam ediyor hayatımda ve hep de devam eder inşallah. Çünkü işim beni her daim hayata karşı motive tutuyor, ayakta tutuyor, güçlü tutuyor. İşime tutunuyorum o konuda. İyi işler yapacak olma motivasyonu beni hayata karşı hep böyle bir daha heyecanlandırıyor. Çünkü hayatta öyle kendini heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir motivasyon bulmak gerçekten çok önemli. Hele bu bir de işinse o zaman tadından yanmıyor tabii ki. O yüzden tabii işim olduğu için hep diyorlar bana işte böyle durdurak bilmeden çalışıyorsun. Mesela benim hayatım bu yani. Sevdiğim hayat bu zaten. İşim bu benim. O çok yüzden tempolu. Buna evet. Bu çok tempolu hayat ben seçtim. Harika. Şimdi sahneyi de görüyorum. Emir Bey de galiba sahne de alacak. Doğru. Birlikte bir düet de olacak mı? Kendisinin görüşleri nasıl? Yani şu an burada biz göremediğimiz için size soralım. Evet, onlar hazırlanıyorlardı. Hazırlanıyor. Hazır mıyız? Başlayalım. Güzel de dolu bir gece olacak. Muhtemelen bu alkışlar da sizi çağırtırıyor. Tamam. Son olarak doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Emir Bey'in. Emir Bey'in doğum günü tamam. Kutlu olsun. Sizin de saçlarınızı şöyle bir bakmak istedim. Geçmiş ya, olsun. Evet, ufak evet. Talihsizlik. Çok küçük bir talihsizlik. Siz anlamadan Emir Bey söndürdü bile. Aynen, çabuk söndü. Neyse ki ucuz atlattık. Harika, çok şıksınız tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Sahne sizin olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir görüntü alalım. Değerli misafir.